Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Xiaomi telefonlarınızın çok da bilmediğiniz özelliklerinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce, özellikleri saymadan önce şunu da belirteyim. Bazı özellikler kullandığınız MIUI sürümüne göre değişiklik gösterebilir. Mesela ilk özelliğimiz vesikalık fotoğraf özelliği. Bu her sürümde yok. Sanırım MIUI 12.5'la geldi ya da MIUI 12'de olabilir. Tam hatırlayamıyorum ama ben şu an MIUI 12.5 kullanıyorum ve benim telefonumda bazı özellikler farklı, sizinkilerde olmayabilir. Yoksa abi neden yok diye sormayın. Bu MIUI 12.5'a güncellendiğinde bazı özellikler de gelecektir. Yani olmayan özellikler de gelecektir. Hazırsanız başlıyorum. Birincisi vesikalık fotoğraf arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde gösteriyorum. Galeriye giriyoruz. Galeride şurada fotoğraf, albüm, recommend kısmı var. Recommend kısmına giriyoruz. Burada ID yazan yeri görüyorsunuz. Oraya tıklamanız gerekiyor. İsterseniz galeriden bir fotoğraf ya da kameradan kendinizi çekip bir vesikalık fotoğraf oluşturabilirsiniz. Ben kendimi hızlı bir şekilde çekmek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bu kısma kendinizi yerleştiriyorsunuz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arka planı siliyor. Bir sürü seçenek var buralarda arkadaşlar. Farklı farklı seçenekler sunuyor size. Buradan gösterirsem daha iyi görebilirsiniz. Evet, suçlu bir görünümüz de var aslında burada. Arka planımızı değiştirebiliyoruz. Buradan background kısmına basarak format diyoruz. Burada çeşitli dediğim gibi farklı formatlarda da yapabiliyor, kayıt yapabiliyor. Şuradan tek resim ve çerçeveyle birden fazla resim seçebiliyorsunuz. Buradan da arka planı değiştirebiliyorsunuz. Bu yeni bir özellik, güzel bir özellik açıkçası. Daha önce ben bunu görmemiştim. Hoşuma gitti. İkinci özelliğimiz yine galeriden devam edelim. Yine bilmediğimiz değişik özelliklerden. Şurada video düzenleyici var sevgili arkadaşlar. Video düzenleyici kısmından videolarınızı, fotoğraflarınızı güzel kolajlar, güzel videolar haline getirebilirsiniz. Ben buradan 3 video seçtim. Öyle. Şurada bir sürü şablon da var. Farklı farklı şablonlar da var. Hatta birini indirelim. Beraber onları da uygulayalım. Evet, indirdi mesela. Gördüğünüz gibi geçişleri değiştiriyor, çeşitli filtreler falan uyguluyor. Gayet hoş müzikler de ekliyor. Ayrıca bu otomatikti. Kendiniz de yapabiliyorsunuz. Mesela videolarınızın arasına geçiş ekleyebiliyorsunuz buradan. Girdap mesela nasıl oldu? Bu şekilde videomuzu geçişini düzenledik. Altyazı ekleyebiliriz. Filtreler ekleyebiliriz. Yeni müzikler, farklı müzikler ekleyebiliriz ki hem telefondaki müzikleri hem de burada galeride, daha doğrusu Xiaomi'nin kendi müziklerini indirip uygulayabiliriz. En boy oranını ayarlayabiliriz. Bir sürü seçenek var. Eğer böyle çok profesyonel bir şeyler yapmıyorsanız, ki telefonla zaten çok fazla yapılmaz, buradaki video düzenleyici sizin için yeterli olacaktır. Diğer değişik özelliğimiz çift uygulamalar özelliği. Çift uygulamalar özelliğiyle kullandığınız bazı uygulamaları, daha doğrusu birden fazla hesabınızın olduğu uygulamaları çift uygulama seçeneğiyle ayrı ayrı hesaplarda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesela iki hattınız var. İkisinde de WhatsApp kurmak istiyorsunuz. İkisini de aynı telefonda çalıştırmak istiyorsunuz. Çift uygulamalara girip bir tane WhatsApp klon uygulaması seçebilirsiniz. Telefonunuza kurabilirsiniz. Onu da şöyle yapacaksınız. Hatta ben kurmuştum başka bir video için. Şurada gördüğünüz gibi klon uygulaması, yani çift oluşturduğunuz uygulama bu şekilde altta sarı bir işaretle gösteriliyor. Böylelikle bir uygulamayı birden fazla hesapla kullanabiliyorsunuz. Onu da nereden açacağınızı, nereden uygulayacağınızı göstereyim. Ayarlara giriyoruz. Altta uygulamalar kısmı var. Buraya giriyoruz. Klonlu uygulamalar kısmı var burada. Buradan listeden istediğiniz uygulamayı çift uygulama yapabiliyorsunuz. İki uygulama yapabiliyorsunuz. Bu da güzel, hoş bir özellik sevgili arkadaşlar. Kamerada ayarlar bölümünde değişik şeyler var. Oraya bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi hepimizin bildiği çeşitli ayarlar var. Bir de
Özelleştir bölümü var. Hemen ayarlara girelim. Şuradan ayarlara, kamera ayarlarına girdik. Buradaki çoğu ayarı zaten biliyorsunuz. Hepinizde var. Şurada genel ayarlar kısmında özelleştir var. Oraya basıyoruz. Özelleştir bölümünde özellik düzeni, yani buradaki düzenleri gösteriyor size. Atıyorum gece modu çok fazla gözükmesin. Belli bir sayıdaki modları gösteriyor. Diğerlerini daha fazla özellik bölümünde gösteriyor. Yani şunu demek istiyorum size. Sevgili arkadaşlar, bakın burada sınırlı modlar var. Şunu kaldırdığımda yukarı doğru diğer modları da görüyorum. İşte bunları da bu şuradaki modların yanına ekleyebiliyorsunuz. Böyle düzenlemeler yapabiliyorsunuz oradaki ayardan. Tekrar geliyorum özelleştir bölümüne. Özellik düzeni bu şekildeydi. Kamera modlarımız var. Burada daha fazla sekmesi olsun mu olmasın mı? Yani şöyle yaptığınızda sağa doğru kaydırıyorsunuz ve daha fazla bölümde diğer modları görüyorsunuz. Ya da daha fazla paneli alttan yukarı doğru kaydırdığınızda bunlar çıkıyor. Diğer modlar çıkıyor. Bu da böyleydi. Renkler bölümü var. Burada sarı, işte turuncu, mor, mavi, turkuaz vesaire uygulayabiliyorsunuz. Mesela mor uyguladığımızda kameradaki yazılar vesaire mor oluyor. Mor renkli oluyor. Son olarak giriyorum tekrar buraya. Buradan da sesleri değiştirebiliyoruz. Yani fotoğraf çekerken nasıl bir ses duymak istiyorsunuz? Şu an benim telefonumun sesi kısık gibi. Böyle sesleri de değiştirebiliyorsunuz fotoğraf, video çekerken. Bildirim çubuğumuz var. Bildirim çubuğumuz da ayarlar kısmından değiştirebiliyoruz bu çubuğu. MIUI 11'de bu çubuk tek bir şekilde geliyor ama MIUI 12'de iki farklı bildirim çubuğu seçeneğimiz var. Bildirimler kısmına giriyoruz. Burada bildirimler kısmında kontrol merkezi stili var. Buradan değiştirebiliyoruz. Eski bildirimler çubuğumuz bu şekildeydi. Hepinizin bildiği eski bildirimler çubuğu. Yenisi ise şu şekilde. Buradan indirdiğimizde burayı görüyoruz. Şuradan indirdiğimizde ise son bildirimlere ulaşabiliyoruz. Bu da böyleydi arkadaşlar. Değişik bir özellik olarak sayabileceğimiz bildirim sesleri. Bu MIUI 12.5'ta var. Bütün sürümlerde yok. Bildirimler kısmına girdiğimizde burada bir sürü farklı hayvanı bildirim sesi olarak seçebileceğimiz bir bölüm var arkadaşlar. Bu da güzel, hoş ayarlar yapabiliyoruz burada. Burayla geçiyorum. Diğer bir güzel özelliğimiz arkadaşlar, ekran resmi bölümünde var. Ekran resmini ses kısma tuşu ve açma kapama tuşuyla alabiliyoruz. Her telefonda bu zaten standart. Bir de 3 parmakla alabiliyoruz. Bunu da biliyorsunuz. Ayrıca ekran resmini aldık, geldik buraya, üstte ne gösteriyor? Cihaz çerçevesi ekle diyor. Yani aldığımız ekran resmini şu şekilde cihaz çerçevesiyle de alabiliyoruz. Telefonunuz hangi modelse onun çerçevesi ekleniyor. Bunlar sizin telefonunuzda dediğim gibi kullandığınız sürüme göre olabilir, olmayabilir. Kendiniz kontrol edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, özelliklerimiz bunlardı. Umarım faydalı özellikler gösterebilmişimdir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir beğen butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.